Merhaba sevgili öğrencilerim. Yeni bir videoyla beraberiz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. In this video lesson, we will do some great exercise for revision of words, phrases and grammar structures. Bu videomuzda arkadaşlar daha öncesinden öğrenmiş olduğumuz kelimeler veya gramer yapıları üzerinden farklı alıştırmalar yapacağız. And this video lesson is especially for 7th grade students. Özellikle 7. sınıf öğrencilerimiz daha dikkatli takip etsinler. Evet, ilk alıştırmamızla başlayalım değerli arkadaşlar. Burada bir parça var arkadaşlar. Bu parçaya dikkatli bir şekilde bakacağız. Ve şu yukarıdaki bu ifadelerle parçayı dolduracağız. Parça ne hakkında arkadaşlar? Buradaki kişi sevdiği film türünden bahsediyor. Ve arkadaşının sevdiği film türünden bahsediyor. Parçaya geçmeden önce kelimelerin Türkçe anlamları üzerine bir konuşalım. Suspense, merak, endişe anlamına geliyor. Ghost, hayalet anlamında arkadaşlar. Adventures, macera. Exciting, heyecan verici. Free time, boş vakit anlamına geliyor. Şimdi parçayı arkadaşlar bu ifadelerle doldurmaya çalışalım. I enjoy watching action movies in my... Evet, buradaki kişi boş vakitlerimde aksiyon tarzındaki filmleri izlemeyi severim diyor. Yani in my free time şeklinde birinci cümlemizi tamamlıyoruz. I enjoy watching action movies in my free time. I like them because they are full of. Burada da bu tarz filmleri neden sevdiğini açıklıyor. Because they are full of suspense arkadaşlar. Bu tarz filmler merak ve endişe dolu anlamında bu ifadeyle tamamlamamız gerekiyor. Devam edelim. I enjoy watching the boşluk of my favorite superhero Batman. Burada da sevdiğim süper kahraman Batman'in maceralarını izlemeyi severim diyor. Yani macera ifadesi neydi arkadaşlar? I enjoy watching the adventures of my favorite superhero Batman. My friend Vicky hates action movies. Fakat arkadaşı bu tarz filmleri, aksiyon filmlerini sevmiyor. Bakalım hangi tarz filmleri seviyormuş arkadaşlar? She loves horror movies with scary stories about. Korku tarzındaki filmleri seviyor. Ne ile ilgili arkadaşlar? Scary stories about ghost. Yani hayaletlerle ilgili korku hikayelerini arkadaşlar seviyor. Bu tarzdaki filmleri seviyor. She thinks they are, son bir ifademiz kaldı zaten. She thinks they are exciting. Bu tarz filmlerin heyecan verici olduğunu düşünüyor. But every time I watch them, I can't sleep. Fakat buradaki kişi bu tarz filmleri izlediğinde uyuyamadığını ifade ediyor. Evet, bir sonraki alıştırmamızla devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Evet, burada da 5 tane cümlemiz var arkadaşlar. Burada doğru olan A ve B seçeneğinden doğru olan ifadeyi seçeceğiz. Cümleyi okuyacağız arkadaşlar. Bu duruma uygun ne söyleyebiliriz? Uygun ifadeyi birlikte seçeceğiz. I think Interstellar is a must see movie. Evet, Interstellar adındaki, yani Yıldızlar Arası adındaki arkadaşlar bu filmi görülmesi gereken bir film diye değerlendiriyor cümlede. Bunun devamında ne söyleyebiliriz arkadaşlar? A. Don't miss it. B. Be back at 9 o'clock. Tabii ki ne diyeceğiz arkadaşlar? Don't miss it. Yani onu kaçırma. Görülmesi gereken bir film olduğunu söylüyor çünkü. İkinci cümlemize bakalım. It's summer and we haven't got any lesson. Şu an yaz dönemindeyiz ve hiç dersimiz yok. Evet, bu duruma uygun olarak ne söyleyebiliriz? Let's look for it. Let's go on a holiday. Tabii ki arkadaşlar, let's go on a holiday ifadesiyle, yani hadi tatile gidelim ifadesiyle tamamlayabiliriz. Üçüncü cümlemiz, it is sunny today. Bugün hava güneşli arkadaşlar. Evet, devamında bu duruma uygun ne söyleyebiliriz? Let's watch a movie. Let's go for a walk. Tabii ki let's go for a walk diyeceğiz arkadaşlar. Yani hadi yürüyüşe çıkalım anlamında tamamlıyoruz. Dördüncü cümlemiz, I am 17 years old. 17 yaşındayım diyor buradaki arkadaşlar cümlede. Bu duruma uygun veya bu ifadeyi başka bir şekilde nasıl ifade edebiliriz? Tabii ki doğru tahmin ettiniz. A seçeneğinde I was born in 1998. Yani 1998 yılında doğdum diye başka bir şekilde ifade edebiliriz. Son cümlemiz What's on at cinema today? Bugün sinemada ne var diye sormuş. Evet, cevabımız ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki that's true. A romantic movie. Yani romantik bir film var şeklinde cevap veriyoruz. Bir sonraki alıştırmamıza bakalım değerli arkadaşlar. Evet, burada da koyu olarak arkadaşlar yazılmış olan
kelimelerden doğru olanı, gramatik olarak doğru olanı birlikte tercih edeceğiz. Birinci cümlemiz, my friends and I enjoy write or riding. Evet, burada enjoy, like, hate gibi ifadelerden, fiillerden sonra, yani herhangi bir şeyi sevdiğimizi veya sevmediğimizi ifade ettiğimiz fiillerden sonra gelen bir başka fiile ing, yani ing eki getiririz. O yüzden I enjoy riding our bikes in the park şeklinde tamamladım. Evet, ikiyi de bu şekilde yapacağız arkadaşlar. I hate tidy or tidying my room. Evet, odamı toparlamayı sevmem. Odayı toparlamaktan nefret ederim şeklinde bir cümle. Tabii ki tidying. I hate tidying my room. Odamı toparlamaktan nefret ederim. Can you do it for me? Benim için yapar mısın diye cümleyi tamamlamış. Üçe bakalım. Shakira's new song is amazing. Evet. Let's listen or listening. Let's'ten sonra arkadaşlar bir fiil geldiğinde tabii ki fiil yalın haliyle gelir. O yüzden let's listen to it on my mobile phone. Geçelim arkadaşlar dörde. It's cold in here. Burası soğuk. Devamında arkadaşlar let's or let's not close the window. Hadi pencereyi kapatalım diyeceğiz. Çünkü içerisi soğuk. Tabii ki burada let's ifadesiyle tamamlamamız gerekiyor. Beşe bakalım arkadaşlar. My mom's birthday is. Burada aylardan önce hangi proposition, hangi ilgeç geliyordu arkadaşlar? Tabii ki in geliyor arkadaşlar. My mom's birthday is in May. Yani annemin doğum günü Mayıs'ta diye tamamlıyoruz. Altıya bakalım. There is a fantasy movie on TV at or on 10 o'clock. Saatlerden önce ne geliyordu? Hatırlayan çocuklar. Saatlerden önce. Yes. At o'clock. At 10 o'clock şeklinde arkadaşlar. Saatlerden önce at ifadesini, at ilgecini kullanıyoruz. Evet, yediye bakalım. Are you free on or in Sunday? Evet. Günlerden önce ne kullanıyorduk arkadaşlar? Tabii ki on ifadesini kullanıyoruz. Are you free on Sunday? Pazar günü boş musun şeklinde sormuş oluyoruz. 8'e bakalım. I am always busy at or in afternoon because I do my homework. Günün bölümlerinden önce ne kullanıyorduk arkadaşlar? Hatırlayalım. Yes, that's true. In. I am always busy in afternoon. Evet, öğleden sonra genelde meşgulüm şeklinde tamamlıyoruz. 9'a bakalım. The teacher is in classroom. Let's talk to him veya he şeklinde. Tabii ki arkadaşlar burada object pronoun, yani nesne durumunda bir zamir kullanacağız. Doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki arkadaşlar him. Let's talk to him. Hadi onunla konuşalım şeklinde tamamlıyoruz. My sister likes animated movies but I hate. Kız kardeşim animasyon filmlerini sever. Fakat ben onlardan nefret ederim şeklinde yine object pronoun kullanacağız arkadaşlar. Yani onlardan derken burada I hate them, onlardan nefret ederim şeklinde them ifadesini tercih ediyoruz. Geçelim bir başka ifademize. Evet, bir başka etkinliğimiz geldi arkadaşlar. Burada da match the questions with the appropriate responses. Evet, buradaki 6 tane soruyu doğru şekilde arkadaşlar cevaplarıyla eşleştireceğiz. Evet, birlikte takip ediyoruz değerli arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. How about having a party for Laura's birthday? Evet, Laura'nın doğum günü için bir parti yapalım mı, yapmaya ne dersin diye bir soru. Bakalım A, B, C, D, E, F seçeneğinden hangisini seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Let's look at these sentences for a while. Bu cümlelere bir süre bakalım. Evet, D seçeneğine dikkat ederseniz what a great idea. Let's buy a present. D seçeneğinde arkadaşlar çok güzel bir fikir. Hadi ona bir hediye alalım şeklinde bu sorunun doğru cevabı D seçeneğinde arkadaşlar. İkiye bakalım, basit bir soru. Excuse me, what time is it? Affedersiniz, saat kaç? Evet, burada bu saat sorusunun cevabı olarak ne var arkadaşlar? Yes, that's true. Evet, C seçeneğinde arkadaşlar it's quarter to seven, yani 7'ye çeyrek var şeklinde tamamlamış oluyoruz. 3'e bakalım. Why don't we meet after school and do our homework together? Neden okuldan sonra buluşup ödevlerimizi yapmıyoruz şeklinde bir öneri ifadesi. Cevabımız ne olabilir arkadaşlar? Bakalım.
Yes, that's true. The correct answer is in A. A seçeneğinde arkadaşlar doğru cevabımız. That sounds nice. Let's meet at the library at 4. Evet, harika fikir. Kütüphanede saat 4'te buluşalım şeklinde arkadaşlar A seçeneğiyle eşleştiriyoruz. 4'e bakalım. How do you like plot in Skyfall? Evet, Skyfall adındaki bu filmin konusu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl buluyorsun onun konusunu şeklinde bir soru arkadaşlar. Bakalım. Evet, burada bakın E seçeneğinde kişisel görüşünden bahsetmiş. Personally, I believe it's very interesting and full of suspense. Evet, bana göre çok ilginç ve merak ve endişe dolu bir konusu var şeklinde. Doğru cevabımız arkadaşlar E seçeneğinde. Evet, 5'e bakalım. Are you in the mood for a movie tonight? Evet, are you in the mood for ifadesini daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Yine herhangi bir şey yapmaya ne dersin anlamında bir teklif ifadesi. İşte bu gece film izlemeye ne dersin? Bu fikre katılıyor musun? Şeklinde bir soru. 5. sorumuz arkadaşlar. Ne olabilir? Evet, bakın zaten tonight ifadesi tekrar burada kullanılmış. Sorry, I am busy tonight. Üzgünüm, bu gece meşgulüm. We can do it another day. Kibar bir şekilde reddediyoruz. Yani başka bir zaman yapabiliriz şeklinde F seçeneğiyle eşleştirdik. Why do you think of actors in new Avengers movie? Evet, zaten son bir ifademiz kaldı arkadaşlar. Soruda ne diyor peki? Buradaki filmdeki aktörler hakkında ne düşünüyorsun? Yani aktörlerle ilgili görüşün ne? Son olarak B seçeneğimiz kaldı. If you ask me, eğer bana sorarsan, I think they are excellent and very talented. Bana sorarsan oradaki karakterler, aktörler harika ve çok yetenekli şeklinde cevabımızı vermiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzdaki son çalışmamıza bakalım. Bu çalışmamızda arkadaşlar buradaki ifadelerle aşağıdaki karşılıklı konuşmaları birlikte dolduracağız. Çalışmaya başlamadan önce yine bu ifadelerin Türkçe anlamları üzerine konuşalım. I am sure about o konuda eminim anlamına geliyor. Can I interrupt? İşte sözünüzü kesebilir miyim? Konuşmanızı bölebilir miyim şeklinde. İki kişi konuşurken bir başka kişi konuşmayı bölecekse arkadaşlar Can I interrupt şeklinde cümleye giriyor. Let me see it, bir bakayım anlamına geliyor. Bir düşüneyim, bir bakayım anlamında. What's your opinion about? Bu konudaki fikrin nedir şeklinde. What is your opinion about ifadesini kullanıyoruz. What do you think? Ne düşünüyorsun şeklinde bir soru arkadaşlar. What do you think? Şu konuda ne düşünüyorsun? In my opinion'da arkadaşlar I think veya personal gibi kişisel görüşümüzden bahsederken cümle başında kullandığımız bana göre bence anlamına gelen bir ifade. Şimdi konuşmaya bakalım. Did you hear what happened today? Bugün ne olduğunu duydun mu? No, I didn't. Did I miss anything? Hayır, duymadım. Bir şey kaçırdım mı şeklinde. Excuse me. Affedersiniz. Bir başka kişi arkadaşlar konuşmayı bölüyor. Konuşmayı bölerken ne kullanıyorduk? Excuse me. Can I interrupt for a second? How can I get to the Paddington Station? Konuşmanızı bölebilir miyim bir saniye? İşte bu adrese nasıl gidebilirim şeklinde arkadaşlar konuşmaya giriyor. B'deki karşılıklı konuşmaya bakalım. Evet, yine cümle başında bir boşluk var. Cars in the future. Yani gelecekteki arabalar hakkında ne düşünüyorsun? Herhangi bir konu hakkında ne düşünüyorsun şeklinde arkadaşlar ne kullanacağız? What is your opinion about cars in the future? Gelecekteki arabalarla ilgili ne düşünüyorsun? Kişisel görüşünden bahsederken cümleye nasıl başlıyoruz arkadaşlar? Tabii ki in my opinion. Bana göre cars will be faster and they will fly too. Bana göre arabalar daha hızlı olacak ve hatta onlar uçacak şeklinde kişisel görüşünden bahsetmiş. Karşıdaki kişinin ne düşündüğünü sorarken arkadaşlar tabii ki ne kullanacağız? What do you think? Sen ne düşünüyorsun? Şeklinde karşımızdaki kişinin düşüncesini soruyoruz. Son olarak da arkadaşlar bunun cevabı ne olacak? I am sure about. Ben de o konuda eminim anlamında karşılıklı konuşmayı tamamlıyorum. Evet, son bir ifademiz kaldı ama ifadeye bu karşılıklı konuşmanın anlamına bakalım. Are you going to join us for a movie tonight? İşte bu geceki film için bize katılacak mısın şeklinde. Bakın burada bir düşünme payı arkadaşlar kendisine tanıyor. Well, let me see it. Yani bir bakayım, bir düşüneyim anlamında kendine
biraz düşünme payı bırakıyor. I think that I am free tonight. Bu gece boşum, neden olmasın şeklinde bu teklifi kabul ediyor. Evet, bu şekilde çalışmamızı tamamladık arkadaşlar. Thanks for watching this video. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. I hope it will be useful for you. Umarım sizin için faydalı olmuştur. See you next time. Goodbye.